Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Sesimde herhangi bir problem var mı? Teşekkür ediyorum dönütleriniz için. Arkadaşlar geçen hafta Türkiye'nin yeryüzü şekillerini konuşmaya başlamıştık. Bir kısmını bitirdik. Özellikle dağlar, ovalar, platolar genel hatlarıyla bitti ki soruların büyük oranda net geleceği kısımlar Türkiye'nin yeryüzü şekilleri özellikle dağlar, ovalar, platolar. Bunların mümkün mertebe sıcak kalması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka isimlerle beraber, özellikleriyle beraber dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bugün %100 bir tane net sorunuzun olacağı bir başlığa başlayacağız. Türkiye'nin akarsuları. Yine ÖSYM'nin hiç vazgeçmeden KPSS'de sordu. Bu yılda kesinlikle bir tane sorunun geleceği bir başlık. Türkiye'nin akarsularını konuşacağız. Ne var burada? Burada içerikler şu, özellikle akarsularımızla alakalı birkaç terim gördükten sonra Türkiye'nin değerli akarsuları, büyük akarsuları ve bunların tek tek arkadaşlar özelliklerini birlikte yazacağız. Ve haritasal yerlerine de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Özellikle harita görselimizin arkadaşlar çok taze olması gerekiyor. O zaman haydi yavaş yavaş başlayalım. Türkiye'nin akarsularında ben neler bilmem gerekiyor. Öncelikle dediğim gibi küçük birkaç tane terim. Hemen başlayalım. Bir akarsuda kaynak. Akarsunun doğduğu yer, ağız ise arkadaşlar denize, göle, artık döküldüğü yer nereyse döküldüğü alana da ağız kısmı diyoruz. Yatak, akarsuyun izlediği yol, içinde aktığı yerdir arkadaşlar. Burada kaynaktır, ağızdır, yataktır, salla gitsin. Burada havza terimini çok iyi bileceksin. Akarsu havzası diye bir şey duyduğumda, ki akarsular bittikten sonra bir daha karşımıza gelecek kendisi, akarsuların kollarıyla beraber su topladığı alan akarsu havzası olarak ya da akaçlama havzası olarak bilinir. Ki tekrar söylüyorum, akarsuları bitirince havza terimini bir daha konuşacağız. Çünkü burada açık havza, kapalı havza diye belli başlı terimler var. Soru olarak geldi, bir daha sorabilirler. Havza kelimesine çok dikkat, ama tekrar detaylandıracağız. Bu terimler basit terimler. Gelelim şimdi çok daha önemli bir diğer terimimize. Akarsularda debi. Arkadaşlar, akarsularda debi olayı iyi bilinmesi gerekiyor. Debinin diğer adı akımdır. Akarsularda debi eşittir akım, aynı şeyi anlatır. Peki nedir debi akım derlerse, akarsuyun herhangi bir kesitinden arkadaşlar bir saniyede geçen su miktarı. Şimdi burada da akarsuyun herhangi bir kesitini bir saniyeyi salla, debi akım eşittir su miktarı demektir. Tekrar söylüyorum, debiyi akımı duydun, aklına su miktarı gelecek. Ki yorumsal olarak soruyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye'deki şu akarsuyun debisini etkileyen faktörler nelerdir? Debiyi doğrudan etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir tarzında soru soruyorlar. Burada genel olarak arkadaşlar birkaç tanesi çok net yorumlanabiliyor da bir tane özellikle bir detayımız var. Hemen onları bir açıklayalım birlikte. Akarsuda su miktarını ne etkiler? 1. Havzaya düşen, akarsuyun su topladığı alana düşen yağış miktarı, debi akım su miktarı üstünde en etkili faktördür arkadaşlar. Dikkat edin, yağış artarsa debi artar. Net bir şekilde yorumlanır. Hızlı bir şekilde geçtim. Burada özellikle dikkat etmen gereken detay havza genişliği. O zaman size soruyorum, cevap bekliyorum. Arkadaşlar, bir akarsuyun havzasının genişliği artarsa debi akım artar mı azalır mı sizce? Cevap bekliyorum, sizdeyim. Havza genişliği arttıkça debi akım artar mı azalır mı? Evet, burada özellikle dikkat edilmesi gereken, hep çift taraflı yorumlar geliyor ki arkadaşlar artar, azalır şeklinde geldi. Lütfen, çıkmış sınav sorusudur. Bir akarsu havzası genişliği artarsa debi akım su miktarı artar. Nasıl yani hocam? Şimdi havzaya dikkat edin dedim ya az önce konuşurken. Havza dediğiniz şey akarsuyun aktığı vadi değil. Dikkat! Su topladığı alan. O zaman ben bir akarsuyun su topladığı alanı ne kadar genişletirsem akarsuyun ana akarsuya katacağı su miktarı da o kadar artar. Hemen bir örnek. Kim? Fırat Nehri. Fırat
Türkiye'deki havzanın en geniş olduğu akarsu, ki baktığınızda Türkiye'de en çok su miktarı olan akarsu. O zaman benim burada havza için yapacağım yorum şu: akarsu havzasının genişliği arttıkça arkadaşlar debi, akım artar diyeceğiz. Lütfen, buradaki en sıkıntılı madde budur. Debi, akımı, su miktarını etkileyen faktörlerde arkadaşlar havza genişliği, dikkat edin, artarsa su miktarımızı, akımımızı, debimizi arttırıyor. Dedikten sonra zeminin yapısı ya da litolojik yapı diye de geçebiliyor karşınıza. Litolojik yapı eğer geçirimli bir şekilde ise, geçirimli bir yapıdaysa debi, akım doğrudan azalır. Burada da karakteristik örnek Akdeniz bölgesidir. Akdeniz bölgesinde özellikle geçirimli kayaçlar bulunduğu için arkadaşlar yüzey suları yerin altına sızar ve dikkat et debi, akım azalır. Özellikle Akdeniz bölgesinde zemin yapısı üzerinden soru soruyorlar arkadaşlar. Yine bitki örtüsü. Bitkiler takdir edersiniz ki sularla beslenir. Bir akarsu havzasında bitki örtüsü artarsa debi, akım ister istemez arkadaşlar azalacaktır. Ki bu da net bir şekilde yorumlanır. Buharlaşma doğrudan debi akımı azaltır. Beşeri faktörler, insan faktörü, ki insan elini attığı yeri kurutur biliyorsunuz. Beşeri etki arttıkça akarsularda debi, akım azalır. Dedik, burada özellikle bir daha altını çiziyorum: akarsu havzası genişliği lütfen kaçırma. Havza genişliği artarsa debi, akım artar. Bunu yorumla, gerilerini çok rahat, çok net bir şekilde cevaplarsın. Debi akım için söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Hemen geliyorum bir diğer terimimize: akarsularda rejim. Rejimde arkadaşlar bir akarsuyun akımında yıl içinde meydana gelen değişiklikler, yani su miktarı, bir akarsuyun yıl içinde çok fazla değişiyorsa biz ona düzensiz rejimli akarsu, çok fazla değişiklik göstermiyorsa da düzenli rejimli akarsu diyoruz. Peki akarsuyu düzenli veya düzensiz rejimli hale getiren şey nedir derlerse, tabii ki yine yağışla başlayacağız. Özellikle yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde arkadaşlar akarsu rejimleri düzenlidir. Hemen buradan bir soru işareti açayım size. Arkadaşlar, Türkiye'de düzenli rejimli akarsu var mıdır? Varsa hangi bölgededir? Cevap bekliyorum. Düzenli rejimli akarsu, Havva kardeşim Karadeniz. Nur Karadeniz diyor. Şeyma'yı bekliyorum. Şeyma da yazıyor, Karadeniz. İşte yine ÖSYM'nin tipik olarak düşürdüğü yerlerden bir tanesi Karadeniz. Hemen diyoruz ki Karadeniz bölgesinde düzenli yağış var. O zaman kesinlikle Karadeniz akarsuları düzenli rejimlidir. Yok öyle bir dünya. Türkiye'de düzenli rejimli akarsu genel olarak yoktur. Bir tane istisnamız var: Manavgat Nehri. Üstüne gelince söyleyeceğim. E hocam, hani yağış rejimi düzenli olursa akarsular düzenli rejimli oluyordu? Bir şeyi kaçırıyoruz burada. Karadeniz akarsuları kaynaklarını hep iç bölgelerden alıyor. E iç bölgelerde yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsunun geneline baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Rejimler düzensiz hale geliyor. Bunu kaçırma. Evet, Manavgat Nur, ona geleceğiz. Akarsular üstünde yazacağız onu, hiç merak etmeyin. Ama şunu kaçırmayın, tekrar söylüyorum. Karadeniz'de yağış rejimi düzenli olsa da düzenli rejimli akarsu yoktur. Neden kardeşim? Çünkü kaynakları nereden geliyor? İç bölgelerden geliyor. Bak, burada da en önemli cümle burası arkadaşlar. Aman dikkat. Gelelim yağış rejiminden sonra yağış türü. Özellikle yağış türü derken arkadaşlar, bir yerde kar yağışı var mı? Kar yağışı varsa orada düzenli rejimli akarsu olmasını bekleyemezsiniz. Neden? Çünkü karlar bahar mevsiminde erimeye başladığı vakit ne olacak? Rejim yükselecek. Bu da akarsuyun rejimini düzensiz hale getirecek, ki Türkiye'nin birçok noktası kar yağışı aldığı için arkadaşlar yine Türkiye'de akarsu rejiminin düzensiz olmasında yağış türü de doğrudan doğruya etki sahibi. Buna da dikkat. Bunun dışında akarsu kaynağı, ki akarsuların kaynağı genellikle yağışlar. Yağışlar düzensiz Türkiye'de, yine bu yüzden düzensiz rejimde akarsularla doludur Türkiye diyebiliriz. Buharlaşma ki Türkiye'de düzgün, düzenli yaşadığımız arkadaşlar sıcak bir mevsimimiz var. Yaz mevsimini belirgin yaşıyoruz. O zaman yaz mevsiminde de doğrudan rejim düşüyor. Yine bu da akarsularımızın düzensiz rejimli hale gelmesinde doğrudan doğruya etki sahibi. Son olarak da arazi eğimi. Arazi eğiminde yorum yapmakta zorlanıyoruz yine. Arazi eğimi
akarsunun kaynağının çabuk tüketilmesine neden oluyor arkadaşlar. Ki Türkiye'de de bol olan bir şey. Dikkat, yağış yağdığında eğim boyunca hızlı bir şekilde ne yapıyor? Ya, akarsu kaynakları doğrudan akarsulara katılıp denizlere ya da göllere taşınıyor. Böylelikle arkadaşlar kaynak hızlı bir şekilde tükenip yağışsız döneme kalmıyor. Bu yüzden de arkadaşlar dikkat edin. Türkiye akarsularındaki rejim düzensizliğinin bir diğeri de nedeni de arazinin eğimi olmuş oluyor arkadaşlar. Arazi eğimi, tekrar söylüyorum, rejimi düzensizleştiren unsurlardan bir diğeridir. Aklınızda bulunsun. Bu rejim ve debi olayına çok dikkat et. Bu ikisini yorumlarsan akarsuda yorumsal anlamda soru kaçırmazsın. Peki gelelim arkadaşlar. Şimdi rejimle alakalı grafiksel her kitapta bir tane soru soruyorlar. Biz de rejimle alakalı grafiksel sorular sordukları zaman bizde düzenli rejimde akarsu yok. Manavgat haricinde, tekrar söylüyorum, Türkiye akarsularına ait rejim grafiği genellikle düzensiz rejimli, yani sağdaki grafik olacak. Buna dikkat et. Ki yağış dağılışından net bir şekilde arkadaşlar bunu da çıkartabiliriz. Eğer yağış grafiği verirlerse yanında. Dikkat et, tekrar söylüyorum, Türkiye'de genel olarak akarsular düzensiz rejimlidir. Dedikten sonra akarsuyun akış hızı. Akarsuyun akış hızında çok durmayacağım. Burada özellikle şunu bilmek gerekiyor. Türkiye'de eğim, engebe, yükselti çok fazla kardeşim. Eğim, engebe, yükselti çok fazlaysa bu da arkadaşlar ne yapıyor? Akarsularımızın hızını arttırıyor. Türkiye akarsularının akış hızı çok fazla. Dikkat et. Bu yüzden de arkadaşlar özellikle ulaşımsal anlamda bizim akarsularımızdan genel olarak ne yapamıyoruz? Fayda göremiyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım ki ileride bir daha değerlendireceğiz. Son olarak akarsularla alakalı bir de beslenme kaynaklarına değinelim. Bunları bölgesel olarak dağıtalım. Bize eğer ki yağmur sularıyla beslenen akarsular daha çok hangi bölgededir derlerse, genellikle yağmurlar, yağışın yağmur şeklinde olduğu yerler Akdeniz iklim bölgeleridir. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi akarsuları genellikle arkadaşlar yağmur sularıyla beslenir. Tekrar söylüyorum. Özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu, işte Akdeniz'de, Ege'ydi, Marmara'ydı, bu bölgelerdeki akarsular, tekrar söylüyorum, yağmur sularıyla beslenir. Karbuz sularıyla beslenen akarsuları sorarlarsa genel olarak arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinden kaynak alan akarsularımız karbuz sularıyla beslenir. Kaynak suları, işte ÖSYM'nin sorduğu soru. Kaynak sularıyla beslenen akarsular Manavgat Nehri. Ki özellikle karstik kaynak, Vokluz vurgusu yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin, kaynak sularıyla beslenen akarsularda Manavgat Nehri'ni birazdan notlarımıza alacağız zaten. Gölden beslenen akarsular. Türkiye'de çok büyük akarsu yoktur bu konuda. Ama ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu KPSS sorusu olarak karşımıza çıkarttığı bir çarşamba suyumuz var. Nereden besleniyor hocam? Bunu not al. Çarşamba suyu Beyşehir Gölü'nden kaynak alıyor. Tekrar söylüyorum, çarşamba suyu Beyşehir Gölü'nden kaynak alıyor. Hocam bu çok detay değil mi? Şöyle, ileride konuşacağız göllerde. Beyşehir Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Bu yüzden bunun gideni şeklinde olan arkadaşlar akarsu çarşamba suyu da çok çok önemlidir. O yüzden bu çarşamba suyunun Beyşehir Gölü'nden kaynak aldığını bilelim. Bir yerlerde karşımıza çıkabilir. Gelelim sorularda en çok gördüğünüz beslenme kaynağı karma yapılı akarsular. Karma yapılı nedir hocam? Yani bir yerlerde karbuz, bir yerlerde göl, bir yerlerde yağmurdan beslenip yoluna devam eden akarsular. Ki burada da sana küçük bir tüyo, karma yapılı akarsu diye bir şey duyduğunda Türkiye'nin uzun büyük akarsuları demen yeterli olacak. Hocam ben bilmiyorum ki bunları. Birazdan öğreneceğiz. İşte Fırat'ı, Dicle'si, işte Kızılırmağı, Yeşilırmağı, bunlar uzun akarsularımız ve birçok yerden geçtikleri için farklı farklı kaynaklardan beslenebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden bunlara biz karma yapılı akarsular diyoruz. Ki kitaplarda veya ÖSYM'nin arkadaşlar bunun üzerinden soracağı özellikle iki akarsuyumuz var. Fırat ve Dicle'dir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki genel olarak beslenme kaynaklarına da değindikten sonra geliyoruz zurnanın zırt dediği yere. Nereye? Yine güzel ülkemin haritasına. Şimdi
Aynı dağlarda olduğu gibi numara sırasına göre arkadaşlar tek 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 bütün akarsularımı isimlendireceğim. Daha sonra da birlikte bu akarsulara ait özellikleri ne yapacağız? Yazacağız. Sizden ricam, akarsularda özellik, akarsularda isim atlamayın. Şu harita bir tane soru, bir tane net soru getirecek karşınıza. O zaman hiç uzatmıyorum. Ne yapacağız? Numaraya göre isimlendireceğiz. Sohbet kısmına da özelliklerini tek tek yavaş yavaş götüreceğiz arkadaşlar. Burada olabildiğince yavaş gitmeye çalışacağım. Peki, o zaman bir numarayla hemen başlıyorum. Bir numaradaki akarsuyum. İsmini yazıyorum hemen altına. Bir numara Doğu Karadeniz'in çılgın çocuğu. Kimdir hocam bu derseniz? Çoruh Nehri arkadaşlar. Çoruh Nehri. Ki kendisi çok önemli bir akarsudur. Ki bu sene özellikle üstünde de muhteşem bir gelişme meydana geldi. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar tek tek özelliklerini yazmaya. Diyoruz ki daha önce öğrenmiştin zaten bu ismi Mescit Dağları'ndan. Kaynağını alıp Mescit Dağları'ndan kaynağını alıp Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülür. Mescit Dağları'ndan kaynağını alıp Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülür. Dikkat et. Burada çok önemli bir detay var. Kaynağı bizde, ağız kesimi dışarıda arkadaşlar. Ki bunu akarsuları bitince gruplayacağız birlikte. Bu özellikle akarsularımızdan birkaç tane daha var Türkiye'de. Onlardan bir tanesini duydun. Çoruh Nehri. Kaynağı bizde, ağız kesimi dışarıda. Tekrar altını çiziyorum. Geldim. Bir diğer özelliğine Çoruh'un. Çoruh Nehri arkadaşlar. En derin vadilerden akan akarsudur. En derin vadilerden akan akarsuyumuzu sorarlarsa ki muhteşem sorulardan bir tanesi olur arkadaşlar. Çoruh Nehri. Çok derin vadilerden aktığı için hemen bir özellik daha geldi. Yapıştır. Türkiye'nin akış hızı en fazla olan akarsuyudur. Türkiye'nin akış hızı en fazla olan akarsuyu arkadaşlar Çoruh Nehri dikkat et. Ki akış hızı fazla olduysa bir akarsuyun fazlaysa bunu bazı şeylerde değerlendirirsin. Dikkat et. Çoruh Nehri'nde su sporları yapılır arkadaşlar. Su sporları yapılır. Ki su sporları deyince Türkiye'de ilk aklına gelmesi gereken akarsu Çoruh Nehri'dir. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Yüksek olmasının yanında bu yüksekliğe özellikle iki tane baraj ekleyeceğiz ki mutlaka bileceksin bunu. Yusufeli. Deriner barajlarıdır. Arkadaşlar Yusufeli Barajı'nı da Derineri Barajı'nı da çok çok iyi bileceksin. Yusufeli Barajı mutlaka haberlerde falan duydun. Bu sene açıldı. Bu sene bitti. Yıl 2012'den beridir Yusufeli Barajı yapılıyor. Nedir hocam önemi? İlk defa duyuyorsan yaz bir köşeye. Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajıdır. Hatta Yusufeli bitmeden önce de Deriner Türkiye'nin en yüksek barajıydı. Ki zaten Deriner'in yüksekliği soruldu arkadaşlar. Deriner'in bir önceki senenin KPSS'inde doğrudan farklı bölgedeki baraj olarak ismi yine çıktı. Bakın son 6 senede Deriner 2 defa soru olarak geldi. Yusufeli bitti. Bu sene de Yusufeli'ni sorabilirler. Aman kulağında kalsın. Tekrar söylüyorum. Barajlarda bir daha yazacağım bunu hiç merak etme. Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajı hangi akarsu üstünde? Çoruh Nehri üstünde. Hatta bunun arkadaşlar belgeselleri falan yapıldı. Koskoca Artvin'de Yusufeli diye bir ilçe vardır. 25 bin kişilik bir ilçe tamamıyla sular altında kalıyor bu baraj neticesinde.
aklınızda bulunsun. Peki, genel olarak Çoruh Nehri ile alakalı söyleyeceğimiz detaylar bunlar arkadaşlar. Bir soru sorayım, bir soru sorayım. Çoruh'ta taşkın riski var mıdır arkadaşlar? Taşkın riski fazla olan bir akarsudur, doğru mudur? Bravo Nur, kesinlikle Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da akarsulara taşkın riski fazladır falan filan gibi bir yorum yapamazsınız. Çünkü kendileri dar ve derin vadilerden aktıkları için taşamazlar. Bunları taşıracak bir yağış çok mümkün değil. Nuh tufanı falan çıkması lazım. Unutma, yüksek yerlerde taşkın riski çok çok azdır diyelim. Dedikten sonra Çoruh'a bay bay dedik. Geldik 2 numara arkadaşlar. 2 numaralı akarsuyumuzun adı Yeşilırmak. 2 numara Yeşilırmak. Şimdi başlıyoruz. Yeşilırmak'la alakalı özelliklerimizi. Yeşilırmak'ta çok fazla özelliğimiz yok. Küvas dolaylarından kaynak alıp Samsun'da Karşamba Deltası'nı Sivas dolaylarından kaynak alıp Samsun'da Karşamba Deltası'nı oluşturup Karadeniz'e dökülür. Türkiye'de delta oluşturan arkadaşlar akarsulardan bir tanesi ki daha önce deltalarda da kendisini konuşmuştuk. Peki bununla alakalı ön plana çıkan bir özellik var mı? Özellikle kolu önemli arkadaşlar. En önemli kolu belki çayıdır. Hocam nesi önemli? Arkadaşlar Çoruh Kelkit Havzası. Özellikle Doğu Karadeniz dağlarının hemen güneyindeki alan. Türkiye'deki kuraklık indeksinin fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Bu kurak alandan kaynak alan önemli bir akarsuyumuzdur. Dikkat edelim arkadaşlar. Ki dikkat, delta oluşturma özelliğini söyledikten sonra bir de burada bu Yeşilırmak Havzası'nda bir gelişim projesi uygulanıyor. Senenin en son konusunda anlatacağım. Ekonomik varyasyonlarımız içerisinde olan bir arkadaşlar proje. Nedir bu? O zaman yazayım hemen ismini. Yeşilırmak Havzası. Gelişim projesi. Üzerinde uygulanır. Ya da uygulanmaktadır diyelim. Yine sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi. Neden yapılıyor? Hangi iller içinde var? Diye sordular. O yüzden yine burada da değinmiş olalım kendisine. Yeşilırmak'la alakalı değineceğim özellikler bunlar. Yeşilırmak'ta çok fazla detay yok. Şimdi bir Çoruh, iki Yeşilırmak, gelelim 3 numaraya. Türkiye'nin en baba akarsularından bir tanesi 3 numarada yer alıyor. 3 numaralı akarsuyumuzun adı arkadaşlar Kızılırmak. İyi bileceksin Kızılırmak. Peki nesini bileceğiz? Hemen başlayalım. Yine arkadaşlar Sivas dolaylarından kaynak alıyor. Samsun'da Afra Deltası'nı oluşturduktan sonra Karadeniz'e dökülüyor. Sivas dolaylarından kaynak alıp Samsun'da Bafra Deltası'nı oluşturuyor ve buradan arkadaşlar Karadeniz'e dökülüyor. Dikkat et, döküldüğü yerlere özellikle arkadaşlar harita görselleriniz iyi olsun. O haritadaki çıkıntıları ÖSYM soruyor. Ki zaten deltalarda falan yerleştirmesini yapmıştık. Akarsu delta eşleştirmesini, ama yine mutlaka her fırsatınız oldukça o haritaların uç kısımlarındaki o akarsuların döküldükleri yere, deltaların oluştukları yere lütfen arada sırada göz atın. Göz aşinalığı olsun. Harita çok önemli. Çünkü gireceğiniz
18 soruluk coğrafyanın en az 6-7 tanesi haritalı olacak. Tabii ki düzgün yazılan sınav senelerinde arkadaşlar. Peki, bitti mi işimiz? Yok, bitmedi. Çok fazla işimiz var burada. Gelelim. Kızılırmak kollarına sordu ÖSYM, yine sorar. Delice, Devres, Çokırmak en önemli kollarıdır. Delice, Devres, Yokırmak en önemli kollarıdır. Gelelim bir diğer detaya. Türkiye sınırları içinde. Türkiye sınırları içinde akan en uzun akarsuyumuzdur arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Sınırlar içerisinde diye sorarsa Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak. Ama sınırları kaldırırsanız bırakın Türkiye'nin, Orta Doğu'nun bile en uzun akarsuyu Fırat Nehri oluyor. Oradaki kelime kalıplarına lütfen düşmeyelim. Sınırlar içerisinde en uzun akarsu Kızılırmak. 10 tane şehir geziyor. İstiyorsan şöyle bir not da düşebilirsin. Türkiye'de en fazla şehir gezen akarsu Kızılırmak'tır diye de söyleyebilirsin. Olur ya, bir yerlerde çıkar karşına. Bitti mi? Bitmedi. Özellikle arkadaşlar bu Kızılırmak Deltası Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesidir. Ve bu sulak alanlar özellikle su kuşlarının önemli uğrak noktasıdır arkadaşlar. Deltası kuşlarının göç alanlarında bulunduğundan Ramsar Sözleşmesi adı altında korunmaktadır. Deltası su kuşlarının göç alanlarında bulunduğundan Ramsar Sözleşmesi adı altında korunmaktadır. Hocam Ramsar ne? Ben ilk defa duyuyorum diyorsan çok duyacaksın. Bu akarsuları, gölleri bitirisiye kadar belki 10 yerde 15 yerde konuşacağız bu Ramsar'ı. Küçük bir bahsedeyim. Ramsar arkadaşlar dünyadaki önemli sulak alanları korumak için geliştirilmiş bir projedir. Ki Türkiye'deki önemli sıcak noktalarda bu proje kapsamında korunuyor. Onlardan bir tanesi bu Kızılırmak Deltası arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'i geçip gelen su kuşlarının önemli uğrak mekanlarından bir tanesi. Biyoçeşitlilik anlamında çok zengin alanlardan bir tanesi. Bu yüzden Ramsar Sözleşmesi bu alanı koruyor. Dikkat et. Bir diğer detayımıza geliyorum. Türkiye'nin ilk barajı. Türkiye'nin ilk barajı. Çubuk üzerinde bulunur. Çubuk Barajı'nın da tarihi önemi vardır arkadaşlar. Çubuk Barajı Atatürk emriyle kurulmuş Türkiye'deki ilk su bendidir. Yani ilk barajdır. Tarihi öneme sahip, lütfen dikkat et. Çubuk kulağında kalsın. Barajlarda bir daha yazdıracağım. Türkiye'nin ilk barajı Çubuk üzerinde bulunur. Bir diğer detaydı arkadaşlar. Son detayım. Pirinç yetiştirilir. Ya da biraz daha detaylı yazayım. Havzasında pirinç yetiştirilir. Havzasında pirinç yetiştirilir ki pirinç tarımı sürekli ÖSYM tarafından sorulan yine sorulardan bir tanesi. Özellikle bu ileride tarımda birkaç akarsu sayacağım. Ki buradan altyapısını yaparak gidiyoruz. Dikkat et. Kızılırmak onlardan bir tanesi. Bir de Meriç Nehri'nde konuşacağız. Bir de Susurluk'ta konuşacağız. Bu üç akarsuyu pirinç denince arkadaşlar duyalım, bilelim mutlaka. Kızılırmak'la alakalı detaylarım da bunlar. Geliyorum 4 numaraya. Nur kardeşim bir şey yazıyordun, istiyorsan yaz.
Bekliyorum. Tamamdır. Tamamdır. Geldik 4 numaramıza arkadaşlar. 4 numara Bartın çayı. Bartın'da çok fazla detay yok. Tek bir cümle yazacağız, geçeceğiz. 4 numara Bartın çayı diye bir şey duyarsan şıklarda ulaşım, taşımacılık yapılır. Ulaşım, taşımacılık yapılır. Dikkat et. Az önce özellikler konuşurken dedim ki Türkiye akarsuları çok hızlı akıyor. Bu yüzden Türkiye'de ulaşım taşımacılık yapmak kolay değil. Genel olarak arkadaşlar baktığınızda Türkiye'deki akarsularda iki tanesinde böyle bir özellik görüyorsun. O zaman nadir görülen bir şeyse karşımıza çıkabilir. Zaten de çıktı. ÖSYM sordu. Aşağıdaki verilen akarsuların hangisi ulaşımla taşımacılıkla bilinir diye dikkat et. Bartın ulaşım taşımacılık anlamında önemlidir. Aklınızda bulunsun. Pekala. Geliyoruz. 4 numara Bartın'dan sonra 5 numara arkadaşlar. Kilyos. Kilyos'un arkadaşlar bazı kaynaklarda diğer ismini de görebilirsiniz. Yenice. Kilyos, Yenice Irmağı. Peki bunun ne önemi var? Çok bir önemi yok. Ama yine projeler kapsamında arkadaşlar karşınıza getirilebilecek bir gelişme devam ediyor. Burada nedir hocam o? Kısaltarak yazacağım ama uzun halini de söyleyeceğim. Zonguldak Bartın Karabük diye bir projemiz var. Gelişim projelerinden bir tanesi. Dikkat et. Zonguldak Bartın Karabük projesi kapsamında. Zonguldak Bartın Karabük projesi kapsamında. Ağız kısmında liman inşa edilmektedir. Arkadaşlar Zonguldak Karabük Bartın ya da Zonguldak Bartın Karabük projesi dediğimizde özellikle bu Batı Karadeniz'deki demir çelik ve kömür havzası aklınıza gelmeli. İleride son konuda bir daha bahsedeceğiz bundan. Dikkat edin. Özellikle bu alana nüfuslanma, ekonomik yatırımlar gibi detayları çok fazla arttıran bir detaydır. Bu proje kapsamında da bu akarsuyun ağız kısmında dikkat et liman inşa ediliyor. Hatta bu eski Ekonomi Bakanı ilk açıkladığında biz burayı Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olarak başlattık. Hala yapımı devam ediyor tabii ki. Bitmeden kapasitesini konuşmak mümkün değil ama Türkiye'nin önemli limanlarından bir tanesi olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Geliyorum bu Filios Yenice akarsuyla alakalı küçük mini bir detaya ama Türkiye'de sadece bu akarsuya ait bir özelliğe. Demir çelik sanayisinde arkadaşlar. Demir çelik sanayisinde. Soğutma. Suyu olarak kullanılır. Türkiye'de doğrudan arkadaşlar demir çelik sanayisi içinden geçen, onun soğutulmasında kullanılan örnek gösterebileceğimiz başka bir akarsuyumuz yok. Atıyorum yazdı soruyu. Dedi ki aşağıdaki verilen akarsulardan hangisi demir çelik sanayisinde soğutma suyu olarak kullanılır? Cillop gibi soru olur. Aman dikkat, Filios Yenice'nin böyle bir özelliği var. Karadeniz'e dökülen 5. akarsuyumuzla alakalı özellikler bunlar. Geçiyoruz. Karadeniz'e dökülen baba akarsulardan 6.sına ve Karadeniz'in son akarsuyuna. 6 numarada arkadaşlar kim var? Sakarya Nehri. Sakarya. Sakarya Nehri yine arkadaşlar bir Çoruh kadar, bir Kızılırmak kadar önemlidir. Karadeniz anlamında her detayıyla bilinmeli. Bunun doğduğu yer, döküldüğü yer çok 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 önemli değil. Çünkü çok fazla kola ayrılıyor. Çok fazla bölgeden arkadaşlar kol alıyor. Burada özellikle ilk şu cümleyle başlayalım. Dört bölgeden su toplayan
Tek akarsudur. Dört bölgeden su toplayan tek akarsudur. Dikkat! Ege'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, Karadeniz'den su toplayıp arkadaşlar. Sakarya Nehri Sakarya Nehri oluyor. Dikkat! Türkiye'de böyle başka bir akarsu yok. Aklınızda bulunsun. En önemli konu. En önemli konu. Porsuk çayıdır. Bir duymuşsunuzdur belki. Porsuk çayı arkadaşlar. Sanayi tesisleri içerisinden geçer. Sanayi tesislerinin atıkları da bu çayı mahveder ki acayip kirli bir akarsudur. Ki Sakarya'nın kendine baktığında o da doğrudan arkadaşlar sanayi tesisleri içerisinde hareket ediyor. Bu sebepten porsuğu da birlikte kendine katınca çok kirli bir akarsu haline geliyor. Dikkat et, kirlidir, pisliktir suları arkadaşlar. Kirli akarsularımızdan bir tanesi Sakarya Nehri'miz. Var mı başka özelliği Sakarya Nehri'nin? Var. Türkiye sınırlarında akan üçüncü uzun akarsudur arkadaşlar. Türkiye sınırlarında akan üçüncü uzun akarsuyumuz Sakarya Nehri'miz. Gelelim bir diğer özelliğine. Taşkın riski fazladır. Dikkat et. Marmara bölgesine geldik ki daha önce konuştuk. Marmara bizim yükseltisi az olan bir bölgemiz. O yüzden arkadaşlar Marmara bölgesinde yükselti azaldığı için bu akarsuyun taşkın riski de otomatikman ne oluyor? Artmış oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Pekala. Sakarya Nehri ile alakalı arkadaşlar özellikler bu kadar. Gelelim Karadeniz akarsularının geneliyle arkadaşlar sonuna. Öncelikle Karadeniz akarsuları denince neyle başladık biz? Çoruh'la, daha sonra Yeşilırmak, daha sonra Kızılırmak, Bartın, beraberinde Filyos Yenice ve Sakarya dedik. Karadeniz'e dökülen akarsular bitti arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 7 numaraya. Artık neredesin? Marmara'ya dökülen akarsulardasın. 7 numarada arkadaşlar Susurluk Nehri'niz var. Susurluk Nehri. Peki. Oldu ki Susurluğu duydum. Kısa, çok fazla uzun olmayan, çok fazla önemli olmayan bir akarsudur. Ama şu özelliğiyle gelebilir. Marmara Denizi'ne dökülen tek büyük akarsudur. Marmara Denizi'ne dökülen tek büyük akarsudur. Lütfen oradaki tek büyük kelimesinin altını çizerek yazın. Çünkü buradan şöyle bir algı çıkıyor. Marmara'ya dökülen tek akarsudur. Hayır, öyle bir şey yok. Tek akarsu dersen yanlış. Çünkü bu Susurluğun etrafında Bigadiç, Gölen gibi küçük nehirler de var Marmara'ya dökülen. Tek değil, tek büyük akarsudur. Yazmaya lütfen dikkat edelim. Gelelim bir diğer detayına. Güney Marmara Havzası bir sanayi havzasıdır arkadaşlar. Sanayi havzaları içinden geçtiği için kendisi oldukça kirli bir akarsudur. Bunun yanında özellikle havzası Türkiye'nin önemli pirinç havzasıdır. O zaman havzasında pirinç tarımı yapılır. Kirlidir. Pirinç tarımı yapılır ve dikkat, düzlüklerde akış gösteriyor. Çünkü Güney Marmara dediğiniz yer son derece arazinin düz olduğu bir yer. Bu yüzden bu akarsuyumuzda taşkın riski fazladır. Taşkın riski oldukça fazladır. Dedik, böylelikle Karadeniz'e dökülen akarsulardan sonra Marmara'ya dökülen akarsuları da ceplemiş olduk. Şimdi nereye geçeceğiz? Ege'ye dökülen akarsulara, ama şöyle 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Daha sonra geçeceğiz. Arkadaşlar 20.50'de ekranlara tekrar bekliyorum sizi. Geç kalmayın. Çok önemli akarsularımız var. Daha büyük baba akarsulara geleceğiz. 10 dakika sonra o zaman görüşürüz. Şimdi burada küçük bir ara veriyorum, kesiyorum yayını.